Baban eve gelince üzülür mü? İnsan üzülür. Niye? O gün eve para gelmedi çünkü günübirlik yaşıyorsun. Benim hayatımı bu imkansızlıklar kamçıladı. Ben 4 yaşımdan itibaren ben doktor olacağım dedim mesela. Zirve, dibe en yakın noktadır. Bir günde siz zirveden dibe düşebilirsiniz. Bilmeden okyanusa atladım ama boğulabilirdim ama boğulmadım. Oradan yüzerek çıktım. Risk almadan... Risk yok, başarı yok. 3 ülke say deseniz dünyada estetik konusunda. Birisi Türkiye, birisi Amerika, birisi Brezilya diyebilirsiniz. Ben Yozgat'ta doğdum. Ankara'da doktor oldum. Ama Samsun'da Hayati Akbaş oldum. Beni tüm dünya Hayati Akbaş'ı buradan tanıdı. Ben 1963 senesinde Yozgat'ın merkeze bağlı Aydoğan köyüne doğdum. Elektriğin olmadığı, telefonun olmadığı, suyun olmadığı, internetin zaten hiç olmadığı bir ortamda doğduk. 4 yaşımdan sonra Ankara'ya geçtik. Baba ilkokul 3. sınıftan terk. Anne hiç okuma yazma bilmiyor. Siz Ankara'ya geliyorsunuz. Bir tanıdığınızın evinin bodrum katına yerleşiyorsunuz. Kafanızı sokacağınız bir barınak gibi düşünün bunu. Normal bir canlıyı da orada tutamazsınız. Öyle bir ortam. Çocukluğumda hiç unutmuyorum. Sabahları kalkardık. Babam çantasını hazırlardı. İş bulmak için giderdi. Ulus'ta bir duvarın dibinde o gün işçiler giderlerdi. Orada dururlardı çantalarla beraber. Böyle inşaatta amele, usta, ihtiyacı olan insanlar gelirlerdi arabayla. Bakarlardı işlerinden, sen gelir misin derlerdi. Ne iş yapıyorsun, yapıyorsun. Gel benim evde 2 günlük iş var, 1 gün iş var. Alırdı, babam da öyle giderdi, işlere giderdi. Babam sabah gittiğinde sevinirdik, işe gitti. Para getirecek, evin geçimini sağlayacak diye ama eğer saat 10'dan önce eve gelirse üzülürdük. Babam eve gelince üzülür mü? İnsan üzülür. Niye? O gün eve para gelmedi çünkü günübirlik yaşıyorsun. Yani o gün para gelirse evin ihtiyaçları giderilecek, ekmek, neyse yemek daha rahat yenecek. Gelmezse biliyorsun ki bugün iş yok artık, bitti. Bugün sıkıntılı gün, yokluk ve yoksulluk günleriydi. Zor günlerdi. Gerçekten bunu anlatmak da çok zor, tarif etmek de zor. Babam bir gece kondu yaptı, bir oda, bir de küçük bir ara yaptı. Ertesi gün geldiler, biz o zaman yıkıcı derdik, belediyelerin görevlileri gelirdi. Yıktılar. Annem hiç unutmuyorum yani o nasıl bir çaba sarf ediyor, yıkmayın, etmeyin çocuklar işte biz ağlıyoruz. Eşyaları kapıya attılar, evi yıktılar. Sonra onlar gittiler ertesi gün yine gece kondu oradan geliyor zaten. Geceleri yapılırdı. Gece hemen tekrar yaptılar. Ne yapacağız? Nerede yaşayacaksın yani? Sonuçta kapıda kalamazsın. Öyle böyle bu aşamalardan geçtik. Çok ümitsizliğe kapılmadık. Zorlandığımız günler oldu, üzüldüğümüz günler oldu. Yoksulluğun sıkıntılarını çok derinden hissettiğimiz günler oldu ama ben Ankara'da sitelerde 5 lira haftalıkla çalışmaya başladım hemen ilkokulla beraber. İlkokula da bir iki sene geç gittim. Benim hayatımı bu imkansızlıklar kamçıladı. 4 yaşımdan itibaren ben doktor olacağım dedim mesela. Çalışmalıyım, aşmalıyım, bir yerlere gelmeliyim. Sadece kendi hayatımı değil, etrafımı da kurtarmalıyım, onlara da bir destek olmalıyım. Psikoloji çocukluğumdan beri bende hep vardı. Ankara'da ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hayatım. Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum. Tıp Fakültesi bitirdikten sonra da ilk yaptığım iş hemen benim gitmem lazım. Doktorluğa başlamam lazım ve muayene açmam lazım, para da kazanmam lazım. Neden biliyor musun? Ailemi kurtarmak için. Ve ben kurayı çektim. TUS imtihanına 1,5 ay vardı. Herkes TUS çalışıyor, kura çekmedi. Ben çektim gittim. Artvin Yusuf Reçetesi'ne muayenehane açtım. Benim bir anda ismim orada parladı. Ve ben güzel para kazanmaya da başladım. Muayenehanem var. Orada hem de sağlık hocalarına çalışıyorum. Daha sonra ikinci sınava girdim, TUS sınavına. Benim puanım bir miktar düştüğünü gördüm ikinci sınavda. Bir baktım. O gün de benim Yusufeli'nde muayenehanede en çok para kazandığım gün. Bir baktım sonuç geldi bana. 58'den 54'e düşmüş puanım. O gün ben öyle para kazanmışım ki muayenehanede. Bakın dikkat edin, maaşım 1000 TL iken 875-900 TL para kazanmışım bir günde. Bir muhasebe yaptım. Ey hayat dedim. Bak dedim, senin para kazanman süper. Çok güzel para kazanıyorsun. Neredeyse bir ayda devletin aldığın parayı sen muayenehanede kazanıyorsun. Mutlu musun dedim. Hayır dedi hayatı. Öbür hayatı. Mutlu değilim. Neden? Çünkü benim puanım düştü. Benim hedefim kariyer de yapmak. Benim hedefim para kazanmak değil. Dolayısıyla ben o gün muayenehaneyi kapattım. Yani en çok para kazandığım gün muayenehanenin kapısına kilit vurdum ve 4 ay boyunca oturdum. Gece gündüz ders çalıştım ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünü kazandım ve Samsun'a geldim. İstanbul hariç hiçbir Karadeniz şehrinde plastik cerrahi yok. Sadece bir tane Samsun'da var uzman. Bizim hocamız Profesör Doktor Ata Uysal. Ve oraya bölüm açıldı ve ben oraya ihtisasla geldim. Bir kişi bir tane hoca var. O gün koşulları öyle düşünün. Ben buna nasıl tanıyayım? 6 yıl süren bir ihtisas süreci oldu. Ve ondan sonra uzman oldum. Uzmanlıktan sonra yine yol çatallandı. Ben iki şey yapabilirdim. Uzman oldum değil mi artık? Hiç plastik cerrah yok piyasada. Ben çıkabilirdim, muayene açabilirdim. Çok yüksek paralar kazanabilirdim. Kariyer yapmak istiyorum. Akademik kariyer yapmak istiyorum. Ben ikinciyi seçtim. 8 yıl süren, 9 yıl süren bir akademik kariyerim oldu. Ve 1 yıl Amerika'ya gittim bu arada. Daha sonra öyle bir an geldi ki asistan olarak girdiğim yerde ana bilim dal başkanı oldum. Benim de hayalim Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ni gerçekten plastik cerrahi bölümünü asistan yetiştirmek, akademik çalışma yapmak, bilimsel çalışma yapmak ve
ismimizi, hem bölümümüzün hem kendimizin ismini hem Türkiye hem de dünyaya, bu bilim camiasına kendi aranda duyurmak idi. Fakat bir yıllık bir bölüm başkanlığından sonra şartlar değişti ve benim üzerime bir arkadaşı bölüm başkanı getirdiler. Hayallerim o bitti. Benim yeni bir yol çizmem lazım dedim. Ben istifa ettim üniversiteden. Kendim bir klinik kurdum Samsun'da. İnanın içten içe ağladım. Çok üzüldüm o dönemde. Neden böyle oldum? Benim hayallerim vardı burayla ilgili ama hayallerimi değiştirdim. O hayalin durduğu nokta başka bir hayal kurdum. Ben Samsun'da öyle bir klinik kuracağım ki bu klinik Samsun'da, Türkiye'de ve dünyada tanınacak, bilinecek ve ben buradan Samsun'umuzu, Türkiye'mizi ve mesleğimi tanıtacağım tüm dünyaya. Bu bir hayaldi aslında. Bu hayale ben inandım önce. Önce kendim inandım. Bir hayal kurdum. Buna inandım. İnandığım gibi yetmedi, sadece çalıştım. Çok çalıştım. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir koşturmaca. 19. yıla doğru gidiyoruz. 19 yıllık süreç içerisinde şükür o bahsettiğimiz hayali gerçekleştirmiş oldum. Çocuklarım bana soruyor, diyor ki baba diyor, sana bir şey söyleyebilir miyim diyor. Ya sen diyor 33 yıl önce bu estetiğin nereden aklına geldi diyor. Yani nasıl bir şey diyor. Ben ilkokul 1. sınıftan itibaren Ankara'da sitelerde ağaç oymacılığı işinde çalışmaya başladım. Yani her tatilde, 15 tatilde, yaz tatillerinde ağacın üzerine şekil verme, ağaca motif verme, desen verme sanatının içerisinde büyüdüm. Böyle sanata karşı bir yatkınlığım oldu ama plastik cerrahi izlediğim, o dönemde izlediğim bir iki tane film ve bunlar beni plastik cerrahi konusunda hiç kimsenin anlamadığı bir anda beni oraya yönlendirdi. Anne dedim, Müjde ben dedim, kazandım dedim. Nereyi kazandın oğlum dedi. Anne dedim, plastik cerrahi kazandım. Annem üzüldü tabii, çok üzüldü. Ya oğlum dedi, doğru düzgün bir yere kazanamadım dedi. Çocuk doktoru, kadın doktoru olamadın mı dedi. Anne dedim, bu da çok güzel bir bölüm, bu da çok hoş bir bölüm. Niye öyle diyorsun? Çünkü onun plastik dediğinde plastik cerrahi nedir? Yani ne işe yarar? Sanki plastikle uğraşılıyor gibi belki bir algı vardı. Plastik cerrahi nedir bakın? Şekil verme cerrahisidir. Biz insan bedenine bunu yapıyoruz. Yani insan bedenine, örneğin yüzüne ne yapıyoruz? Şekil veriyoruz. Onu değiştiriyoruz. Onu şekillendiriyoruz. Kusur olan kısımları değil mi? Trafik kazası geçirmiş veya doğuştan dudağı yarık, damağı yarık veya burnunda deformite var. Onların düzeltilmesini hem görüntü olarak hem görsel olarak hem de fonksiyon olarak düzeltilmesini sağlayarak aslında insan bedenine sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olarak, psikolojik olarak destek sağlamış oluyoruz. Bir günde 14 ameliyata girmiş olduğum da var. Bir günde bir ameliyata girmiş olduğum vakit. Bakın 33 yıldır yaptığınız günleri çarpın birbirine bölün. 10 binlerce. Bakın 10 binlerce ameliyata girmişim. 150 civarında ülkeden buraya insan geldi. Tedavi olmak, plastik cerrahi alanında hizmet almak, ameliyat olmak için. Mesela en son paylaşım yaptım. Hanımefendi Amerika'dan geldi. Bakın Türkiye'ye ilk defa geliyor. Samsun'a zaten ilk defa geliyor. Türkiye estetik cerrahi konusunda gerçekten dünyada estetiğe karşı inanılmaz bir eğilim var, temayül var. Dünyada bunun birçok sebebi var ama bir tanesini söyleyeyim. Mesela ortalama ekonomik refah düzeyi yükseldikçe insanlarda ve ortalama yaşam düzeyi yükseldikçe insanlar yaşlanma belirtileri daha çok ortaya çıkıyor. Dikkat edin, eskiden ortalama yaşam Türkiye'de, benim Amerika'ya gittiğim dönemde 25 yıl önce Türkiye'de ortalama yaşam 60'tı. Şimdi 80 ortalama, kabaca söylüyorum bunu. 80'e kadar yaşamak ne demek? Yüzümüzün daha çok yaşlanması değil mi? Artık eski resimlere daha çok bakar oluyoruz. Nasıl ki kıyafetlerine dikkat ediyorlar. Aynı şekilde yüzleriyle, bedenleriyle ilgili de kaygılar artıyor. Dolayısıyla estetiğe ilgi Türkiye'de değil, tüm dünyada artıyor. Ve Türkiye'nin şöyle bir şansı var. Türkiye, dünyanın estetik anlamında, plastik cerrahi anlamında en ileri ülkelerinden bir tanesi. Bakın 3 ülke saydıysanız dünyada estetik konusunda, birisi Türkiye, birisi Amerika, birisi Brezilya diyebilirsiniz. Değil mi? Önce bir rüya gördüm. Sonra gördüğüm rüyaya inandım. O rüyayı gerçekleştirmek için çalıştık. İşte üç ayaklı bir şey bu. Hayal ettiğimizin de ötesine geçtik. Demek ki çalıştığında, çabaladığında, mücadele ettiğinde bir şekilde karşılık alıyorsun. Bakın ben 18'i bu kliniği kurdum. Bir gün bana o günkü ulusal televizyonlardan bir tanesinin bir yakını ben ameliyat etmişim o dönemde. Televizyonun genel yayın müdürü bana geldi Samsun'a. Ziyaret et dedi ki, kardeşime şöyle bir ameliyat yapmasın, öncelikle çok teşekkür ederim size. Ya hocam dedi, biz eğer sizi sakıncası yok, bizde haftada bir gün bizim canlı yayın programımız var. Siz bizi konuk olmak ister misiniz? Bana ilginç geldi, olur dedim. Ondan sonra bir kere gittim konuk olduğum programlarına bir iki defa. Sonra ben İstanbul'a bir ofis açtım. Bakın o da irtibat ofisi, şirketin irtibat ofisi. 18 yıldır ben her hafta bir gün İstanbul'dayım. Bir gün bile ben bu İstanbul'a gelip yaşayayım diye düşünmedim. Öyle ilginç değil mi? Samsun'u çok seviyorum. Ben aşığım. Ben bu şehrin hayranıyım. Kendi Miami'sindeyiz biz şimdi. Sahildeyiz şu an. Burası Atakum sahili. Samsun'umuz gerçekten sahiliyle Türkiye'nin en özel yerlerinden bir tanesi. Kumsalıyla, deniziyle, ormanıyla. Şuradan çıkıyorsunuz. 15 dakika sonra arabayla bir yere gidiyorsunuz. İnanamazsınız. Saklı cennet derler ya. Akan ırmak, etrafındaki yeşillikler, bağlar, bahçeler ve 15 dakika sonra sahildesiniz. Miami'den fazlası var, eksi yok, fazlası var.
Bir gün bana Zahide yetişti televizyonda, dedi ki hocam ben dedi İstanbul'dayım, biz sizi burada görmek istiyoruz hocam, burada olun, siz buraya gelin dedi. Program canlı yayın sırada, dedim ki Zahide Hanım çok teşekkür ederim nazik davetiniz için ama şunu söyleyeyim dedim. Bakın biz plastik cerrahlar şairlere benzeriz. Şairler bence şiirlerini en güzel nerede yazıyorlarsa orada yaşamalılar. Dolayısıyla ben şiirlerimi en güzel Samsun'da yazıyorum. Ve ben Samsun'da yaşamalıyım. Ben orada yaşamaktan zevk alıyorum dedim. Tebrik ederim sizi ya. Bir insan şehrini bu kadar sever diye. Bana çok sık soruyorlar nerelisin diye. Diyorum bakın ben Yozgat'ta doğdum. Ankara'da doktor oldum. Ama Samsun'da Hayati Akbaş oldum. Beni tüm dünya Hayati Akbaş'ı buradan tanıdı. İnsanın hayatında zorlukların olmaması, her şeyin güllük gülistanlık olması, böyle dikensiz gülbaş olması mümkün değil. Burayı büyütürken, ticaretli merkeze dönüşürken, mimar bir mühendis, müteahhit arkadaşla konuştum. Dedim ki bakın şu bina tıp merkezi olur mu ve bana kaça mal olur? Ve o günlük koşullarda söylüyorum bunu. Burası olur, tıp merkezi 350 ila 550 bin TL arasında olur. Adamın binasını yıktı yemeye başladı. Normalde nedir, usul nedir? Önce bir sorarsın, konuş, imza atarsın, doğru mu? Bize tam tersi oldu. Ve benim önüme 15 gün sonra bir fatura getirdi. 2 trilyon 875 bin TL gibi rakam. Ben şoklardayım. Sizin planladığınız rakamın 5 katı. Kendi gücünüzün yeteceği rakamın 5 katı bir fiyat önünüze konuyor. İşte ben o gün yıkıldım. Benim hayatımın ekonomik anlamda en zor olduğu gün o gündü. Hiç unutamıyorum o günü. Elimden geleni yaptım, çalıştım, çabaladım ve kurtardım. Belki eğer ben onunla baştan konuşup da rakamları bilerek girsem belki bu işi büyütmeyecektim. Bilmeden okyanusa atladım ama boğulabilirdim ama boğulmadım. Oradan yüzerek çıktım. Tabii hayaller bitmez. Aslında hayaller bittiği anda, rüyalar bittiği anda siz de yavaş yavaş bitmeye başlıyorsunuz. Belli bir yere geliyorsunuz. Bundan sonra ne oluyor sizinkisi? O yakaladığınız ivmeyi, yakaladığınız başarıyı sürdürmek. Birinci göreviniz o oluyor. Birinci hayaliniz o başarıyı sürdürmek. O çizgiyi sürdürmek. Çocuklarıma da diyorum her zaman bakın zirve dibe en yakın noktadır. Zirve, meslekte zirvede olabilirim. Şu an ben bazen kendimi meslekte zirvede görüyorum ama bu şu demek değildir. Zirvede devamlı kalacağın garantisi yok. Bir günde siz zirveden dibe düşebilirsiniz. O yüzden unutmayın diyorum, zirve dibe en yakın noktadır. O yüzden dikkatli olun. Ayağınız yerden kesilmesin. Hayalim çocuklarımın benim bu ülkeye kazandırdığım şu çaptaki bir işletmeyi yere düşürmeden aynı nokta ve hatta ileriye götürmelerine destek olmak. Bir kere gençlerin çalışma konusundaki motivasyonlarını çok yılması lazım. Bakın bazı insanlar zekalarına çok güveniyorlar. İnanın zeka değil önemli. Çalışmak, çalışkanlık. Bana iki tane insan getirin yanıma. Birisi çok zeki, birisi çok çalışkan. Ben çok çalışkanı tercih ederim. Gerçekten zeka eğer o çalışkanlıkla birlikte olmazsa zeka insanı aşağıda çekebilir. O yüzden çalışmayı sevmelerini öneririm. Sadece çalışmayı bir hayat felsefesi olarak görsünler. Yaptıkları işi sevsinler. Hatta şunu söyleyeyim hanım bazen bana kızadı. Önce iş, sonra eş. Hayatta mutlu olmak için. İki şey söyleyeceksen. Önce iş. Başarıyı hedeflesinler. Parayı değil. Bugünkü gençlerin büyük hataları parayı baz alıyorlar. Hedefe parayı koyuyorlar. Asla bunu yapmasınlar. Hedefe başarıyı koysunlar. Para arkadan gelir. Korkmasınlar. Risk almadan... Risk yok, başarı yok. Bir kere şunu altını çizelim. Risk ve başarı ikiz kardeş. Siyam ikizi. Ayıramazsın. Bir de ümit. Ümitlerini asla yitirmesinler. Ümitsizlik çok kötü bir şey. Her şeylerini kaybedebilirler. Parasını kaybedebilir, değil mi? İşini kaybedebilir ama ümitlerini kaybetmesinler. Bakın şu karşı fakülte, işte orada plastik cerrahi bölüm başkanlığı yaptım, başhekim yardımcılığı yaptım. Artı fakülte üniversite yönetim kurulu üyeliği yaptım. Sosyal medyayı kullanıyorum. Sosyal medya önemli ya. Ben artist değilim. Ben hani oyuncu değilim. Ben doktorum. Bazen sanki bana bir star muamelesi yapıyorlar. Fotoğraf çektirenler, uçakta, sokakta. Ama ben mesleğimle ön planda olmayı, İşimde ön planda olmayı çok seviyorum ve bundan da keyif alıyorum. Çünkü yaptığım işi seviyorum. Bazen arıyor birisi, ya işte nereden arıyorsun? Şu ülkeden arıyorum. Bir şekilde ulaşmış bize. Instagram üzerinden yalnız çoğunlukla. Yabancılar Instagram üzerinden ulaşıyorlar. Ki hocam diyor, sizi diyor biz Instagram'da öyle takip ediyoruz ki diyor, sizi biz sizden daha iyi tanıyoruz diyor.